Kayseri Spor'a yani burada doğdum büyüdüm. Buranın altyapısından yetiştim. Burada oynadım. Daha sonra buradan transfer olarak ayrıldım ve 13 sene dışarıda gurbette oynadım. Tabii Ankara gücündeydim son olarak. Sezon başı burada Bülent abi, Bülent Bölükbaşı vardı. Hani Bülent abiyle Kayseri Spor'da tanışmıştım yine. Yani gençliğimizde. Buralara gelmemdeki en büyük pay sahiplerinin bir tanesi odur yani futbol hayatım boyunca. Çünkü gençken ondan çok şey öğrendim. Berna Başkan vardı. Hem Yahyalı hem gerçekten Türk futboluna elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyor. Zaten bura kendi takımım. Şehrimin takımı. Ayrıldıktan sonra da yani 4-5 tane kulüpten tabii teklifler geldi. Maddi olarak yani ben hiçbir şey konuşmadan da direkt Kayseri'ye geldim. Ben dedim yani Bülent abi var, Berna Başkan var. Ben dedim yani maddi olarak size bir şey konuşamam. Şu açıdan mesela çok üzülüyordum dışarıdayken. İşte en son şehrin altyapısından, takımın altyapısından çıkmış oyuncu benim. Yani ben de çıkalı 17 sene oldu. 17 senedir yani doğru dürüst Süper Lig'de daha üst seviyelerde oynayan bir tane oyuncu yetişmemiş. Demek ki bir yerlerde de bir problemler var. Yani oyuncuların gelişimine yardımcı olmak gerekiyor. Hani o açıdan bunu da kendime bir misyon olarak belirlemiştim. Hayatımın en yorucu, en stresli, yani en duygusal sezonunu geçirdim diyebilirim. Yani çünkü şöyle takımda kaptanlık yapıyorum, şehrimin takımı. Allah korusun yani düştüğünde yani sonuçta işte yani benim kaptan olduğum dönemde bu takım düşmüş olacaktı. Yani bunu açıkçası hani kendi gururuma yediremezdim yani. O beni o çok şey yapıyordu. Bir yandan da başkanımız gerçekten bu takıma maddi manevi anlamda inanılmaz bir yani destek verdi. Gecesini gündüzüne kattı. Yani onun vermiş olduğu emekler var. Şehrimizin takımı yani ligde kalmamız lazım. Tabii yapılan hatalar, yanlışlar illaki olacaktır. Bunlardan ders çıkartmamız lazım. Ama Allah'a şükür ki ligde kaldık. Yani önemli olan sonuç. Sonuca Allah'a şükür ulaştık. Tabii yani bu kulüp, bu camia, bu tesis, yani bu başkan, bu taraftar kesinlikle devamlı bu sıkıntıları hak etmiyor. Onun için artık hani güzel bir planlama, güzel bir düzenlemeyle artık şu heyecanı yaşamak istiyor insanlar. İşte ilk beşe girelim, Avrupa. Yani bu heyecanı yaşatmamız gerekir bu camiaya. İnşallah bu sene biz onları gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Kayseri şehrinin, Kayseri camiasının yani işte Inter Toto'da oynadığımız zamanlar oldu. Yani bu şehir bunları yapabilir. Bu gücümüz var. Küme düştük mü stresi yaşayana kadar ilk beşinci sırada bir hani o stresi yaşayalım. Hani artık insanlar da bunu istiyor. İnşallah bir daha böyle stresler, sıkıntılar yaşamayız. Şimdi yapılan transferlere bakıldığı zaman isimler güzel. İşte beklentiler yüksek. Ama tabii bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ondan dolayı gerçekten zor, sıkıntılı bir süreç geçirdik. Tabii Allah'a şükür ki bunu biz kendi içimizde halledip yani sonuçta neticeye ulaştık. Yani ligde kaldık. Tabii aslında bir başarı değil aslında bu bakıldığı zaman Kayserispor'da Kayserispor için ama hani bu dönemde demek ki bazen işleri iyi gitmiyor. O açıdan ligde kaldığımız için yani çok mutluyuz. Şöyle söyleyelim hani bir tek başına bir forvet golü atamaz işte tek başına bir stoperde takımı savunmaz. Bu sonuçta bir takım oyunu. Şöyle de bir şey var yani yaklaşık 6 hocayla çalıştık. Yani şimdi her gelen hocanın da farklı bir şey oluyor. Bunlara uyum sağlamak öyle bir anda olmuyordu ama şurada Yalçın hocanın da hakkını vermek istiyorum. Gerçekten bizi inanılmaz saha içerisinde oynadığımız oyun, organizasyon, disiplin, vermiş olduğu taktik anlamdaki sahada uyguladıklarımız olduğunda neler olacağını görmemiz gerçekten o açıdan takdire şayendi yani. Ama dediğim gibi herkes her forvet gol atmak ister. İşte bazı arkadaşlarımızın şanssız sakatlıklar oldu. Bazıları beklerini vermedi. Ama önemli olan yani
ne Kayserispor'un ligde kalması. İşte ben atmışım ya da diğer atmış, benim için bunun fazla önemi yok. Ondan dolayı ligde kaldığımız için gerçekten kimin gol atıp atmadığı pek benim adıma önemli değil. Ama dediğiniz gibi inşallah herkesten en üst seviyede katkıyı almamız gerekiyor.